Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Yine ayaklı mikserimi önüme aldım. Bugün sizlerle birlikte nefis bir hamur işi yapacağız. Berliner yapıyoruz. Berliner adından da anlayabileceğiniz üzere bir Alman tatlısı. Aslında bizim bildiğimiz donata çok benziyor. Sadece donatların ortasında böyle yuvarlak bir boşluk olur ya, Berliner'de o yok. İçini genelde reçelle dolduruyorlar. Ben hem reçel hem pastacı kremasıyla dolduracağım. Bana sorarsanız çok daha lezzetli oluyor. Yapması inanılmaz kolay. Sadece mayalı bir hamur işi olduğu için biraz beklememiz gerekiyor. Şimdi ilk önce ne yapacağım? 2 bardak unum var. Onu ayaklı miksere alıyorum. İçine bir paket hazır toz maya kullanıyorum. İsterseniz yaş mayayla da yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şeker. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Limon kabuğunu neden rendeliyorum? İçine 2 tane yumurta girecek ama yumurta kokusu istemiyorum. Bu arada bu çok güzel bir püf noktasıdır. Aklınızda bulunsun. Yumurta kokmasını istemediğiniz bütün keklerinizde, hamur işlerinizde biraz limon kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. Krepte de kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık tuz. Yine tatlılara mutlaka biraz tuz eklemek gerekiyor ki şekeri dengelesin diye. 2 tane yumurta. Direkt her şeyi ayaklı mikserin içine gördüğünüz gibi atıyorum. Ve de 1 bardağın 1/3 kadar ılık su. Daha sonra buraya 4 yemek kaşığı tereyağı da girecek ama onu şimdi eklemeyeceğim. Şimdi ilk önce burayı bir güzelce çırpıyorum. Karıştığını gördükten sonra tereyağını ekleyeceğiz. Şimdi burası tamam. Önümde söylediğim gibi 4 yemek kaşığı tereyağı var. Tereyağı oda sıcaklığında, oda sıcaklığında olması çok önemli. Çünkü hamur daha güzel yiyecek oda sıcaklığında olunca. Onu bir yandan sürekli çırparak yavaş yavaş ilave edeceğim. Yine daha homojen bir karışım olması için yavaş yavaş ilave ediyorum. Ondan şöyle düşük ayarda çırpıyorum. Tereyağını da yavaş yavaş hamura yediriyorum. Söylediğim gibi yavaş yavaş yedirdikten sonra yaklaşık böyle bir 4-5 dakika daha yoğurdum. Eğer evinizde ayaklı mikser yoksa bunu elle de yapabilirsiniz. Daha sonra gördüğünüz gibi şöyle hafif cıvık, hani biraz böyle elinize yapışacak kıvamda bir hamur oldu. Bunu böyle görürseniz endişelenmeyin, daha fazla un eklemeyin, daha sonra açarken unu ilave edeceğiz. Aynen şu şekilde olmasını istiyoruz. Aradığımız kıvam budur. Şimdi bunu ne yapacağım? Üzerini temiz bir mutfak beziyle örteceğim ve de yaklaşık 45 dakika kadar ılık bir yerde mayalanmaya bırakacağım. Artık kış geldi maalesef. Havalar soğudu. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Fırınınız kapalı olsun. Altına mesela bir kaseye sıcak bir su koyun. O su güzel bir buhar ve güzel bir nem yaratsın. O şekilde kapalı fırında mayalanmaya bırakabilirsiniz. Çok daha güzel mayalandığını göreceksiniz. Ondan sonra devam edeceğiz. Tam böyle 45 dakika kadar geçti. Hamur gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şekilde mayalandı ve 2 katına çıktı. Bunun böyle olmasını istiyoruz. Ben de o sırada İngilizce kanala ıslak hamburger tarifi çektim. İsterseniz Türk kanalda da tarifi var, izleyebilirsiniz. Şimdi ne yapacağım hatırlıyorsanız cıvık bir hamur hazırlamıştık. Ondan dolayı tahtayı şöyle güzelce bir unluyorum. Burada unu biraz bol tutmakta fayda var. Daha rahat bir şekilde açabiliyoruz. Ondan sonra hazırladığım hamuru da şöyle elimi de biraz unladım. Of, müthiş yumuş yumuş bir hamur. Harika. Mis gibi böyle maya ve tereyağı kokuyor şu anda. Tam almak istediğim kokular. Hazırladığım hamuru da şöyle aldım. Üzerinden tekrar unluyorum. Biraz daha unlayacağım. Ve de şöyle bir merdane yardımıyla onu bir iki parmak kalınlığında açıyorum. Çok fazla inceltmeye gerek yok. Böyle gayet yeterli. Zaten merdaneyi değdirir değdirmez çok rahat bir şekilde açabileceksiniz. Tekrar unluyorum. Ve de şöyle çok da geniş ağızlı olmayan bir bardakla birlikte bundan daireler çıkartıyorum. Şunlar harika. Daha büyük de yapabilirsiniz bu arada. Ben böyle minnoş minnoş yemesi daha güzel oluyor. Ondan dolayı biraz minnoş tuttum. Sonra da çıkardığım hamurları, yuvarlakları şöyle unladığım bir tepsiye alıyorum. Bütün hamur bitene kadar birleştireceğim ve de böyle minnoş minnoş yuvarlaklarımı hazırlayacağım. Kalan hamuru tekrar birleştireceğim ve aynı şekilde yine çok fazla inceltmeyecek şekilde açacağım. Şimdi burası hazır. Bütün hamurum bitti. Üzerini tekrar kapatıyorum ve bir yarım saat daha mayalanmaya bırakıyorum. Berlinerler şekil verdikten sonra bir yarım saat daha dinlendiler. Bakalım ne alemdeler.
Gördüğünüz gibi güzelce kabarmışlar. Artık bunları pişirebiliriz. Önümdeki tavaya sıvı yağ koydum. Yaklaşık böyle 1,5-2 parmak yüksekliğinde. Bakalım o ne alemde. O da güzel güzel ısındı. Artık bunları kızartacağız. Kızarttıktan sonra kızardığını görünce renk aldığını hemen şu içinde kağıt havlu olan tepsiye alacağım. Biraz orada yağını çekmesi için bekleyeceğim. Sonra da içini pastacı kreması ve de reçelle birlikte süsleyeceğiz. Pastacı kreması tarifi kanalımda var. Şimdi alalım bakalım. Of harika. Pofur pofur kabaracaklar pişerken. Yağ çok fazla doldurmayacağım ki ısısı çok fazla düşmesin. Hepsini güzelce kızartacağım. Berlinerleri kızarttım. Kimin için reçelli, kimin için de pastacı kremasıyla süsleyeceğim. Bunları böyle bir sıkma poşetine alırsanız işiniz çok rahat olur. Yapmamız gereken şey çok basit. Şöyle alıyoruz, biraz da soğumuş olurlarsa daha iyi, eliniz yanmasın. Yani çok soğumasın ama hafif ılınsın. Ondan sonra reçel şöyle tepeden çıkana kadar hop aynen böyle hazırlıyoruz. En son tabağı aldıktan sonra hepsinin üzerinden de pudra şekeri serpeceğiz ve hazır olacak. Pudra şekerini de dökecek mi? Bu iş tamamdır. Harika gözüküyor. Böyle sıkarken de biraz bol sıkarsanız o işte reçel, pastacı kreması içinden patlıyor. Bakalım tadı nasıl olmuş. Müthiş. Lokmaya çok benzeyen bir hamur. Donata da çok benziyor haliyle. Pastacı kremalı olan o kadar güzel ki böyle dışı çıtır hamurun ama o ağzınızda yumuşacık pastacı kreması patlıyor ve onun lezzetini alıyorsunuz. Harika. Hamur güzel pişmiş. Neden? Yağın altını hep kontrol ettik. Bütün hazırladığımız berlinerler yağın içinde bir süre kaldı. Ondan dolayı hamurun içinde iyice pişmesine emin olduk. Siz de mutlaka öyle yapın. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımda buna benzeyen 1000'e yakın nefis tarif var. Eğer hala abone değilseniz de lütfen abone olun. Hoşçakalın.